egemen olması, olması için, için zaptı rapt için zaptı rapt için kötü anlamda da değil. değil. Yani toplumun üyelerinin birbirlerinin ...gözünü oymamaları için bir anayasa olarak hem anayasa hem üst güç. Bu konuda da çok çalışmalar yapıldı. Bak sana çok basit bir örnek vereyim. Bu işler miydi? Çipi gel, gel. Her sene yılbaşına doğru bir sayı çıkarırdı. Şeyden itibaren şu Urfa'daki Göbeklitepe olayından itibaren ve en son sayısında yani 4-5 defa çıkardı bunu en son sayısında, o en son 52. sayısında her yıl çıkardığı bir yer, dinle ilgili bir takım olaylar anlatırdı. Şeyden harekette, ee, Urfa'daki Göbelkitepe'de harekette. Hatta ben bir ikisini çevirdim, Türkçe'ye de çevirdim, onlar var. Şimdi bir deney yapıyorlar, İrlanda'da. Bir anaokulunda galiba işte 4-5 tane çocuklar. Ee, bir deneyde o deney yapan kişi odada oturan çocuklara karşıya bir şey koyuyor. E, hedef koyuyor. Bir işte hani ok atılabilecek şeyler gibi. Diyor ki, e, ona diyor, işte elinizdeki o yapışkan şeyleri atacaksınız. Orada ne kadar diyor isabet kaydederseniz ve en ortadaki 12'ye vurursanız, işte ona ödül vereceğim diyor. Çıkıyor. Çocuk 5 yaşında. Bu bir deney bu yani. Şey değil, uydurmuyorum ben. Çıkar çıkmaz şey... Ee, hoca çıkar çıkmaz işlerinde en cesur olan önce bir sağına bakıyor sonra sonuna bakıyor. Alıyor eline topu. Götürüyor. 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 Bak diye yapıştırıyor. Öbürleri onu takip ediyorlar. İkinci deney. gene hoca geliyor. gene çocuklar. 15-20 kişi kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Orada bir de bir boş sandalye var. Hedef var. Aynı şeyi söylüyor. O boş sandalye. Boş sandalye çok enteresan. Orada da diyor sizi gözleyen biri var. Boş sandalyede sizi gözleyen biri var. Fatih. Hiç kimse gitmeyi hile İnanılır adam. gibi değil. İnsanlar, o çocuklar önce bakıyorlar en cesuru sandalyeye bakıyor boş. Tanrı o boş sandalye. O üst gözle görülmeyen ama kendisini bizi gördüğü İster içimizde, ister vicdanımızda. İster Ama gökte, ister yerde. İster gökte de, ister yerde de o boş sandalye Tanrı. Deneyi anlıyorsun değil mi? O yani değerlere, öyle diyelim istersen. Değerlere, gene empirik dünyada bildiğimiz bir statüden daha yüksek bir statü kazandırmak istiyorsa, gözle görülmeyen bir Tanrı kavramını ve kutsal varlık kavramını, Tanrı demeye de gerek yok, icat etmek zorundasın. Kutsal varlık kavramını Yunan felsefesinde Sofistlerden Kritias aynı şeyi söyler. Evet. Kritias aynı şeyi nasıl icat ettiklerini söyler şeylerin insanların. Der ki dışsal olarak insan davranışlarını toplum tarafından beğenilmeyen davranışlarını önlemek için şeye e, hukuka ihtiyaç var. Yunan dünyasında hukuk var. Peki der adam dışsal olarak bunları birbirlerini mürakabe ederek ve mahkeme ve hukuk sahasında Peki kendi başına kaldığı zaman, Aman. tek başına kaldığı zaman onun ruhunu daha sıkı, daha ciddi, daha derin bir denetlemeye tabi tutmak için bir Elimizde kutsal varlık var. onu onu izleyen, onu gözleyen, onun yaptığını gören, her yerde olan bir kutsal varlık kavramını icat etmekten başka çare var mıdır? Bu onu Tanrı için söylemiyor. Bu onu şeyler için söylüyor. Bu Yunan Tanrıları için söylüyor. Zeus Tanrısı zaman içerisinde böyle bir gelişme gösteriyor ya Önceler Zeus veya Artemis veya Apollon öyle çok ahlaki nitelikler olan bir şey edelim. değil. Ama Hesiodos'tan itibaren, 8. yüzyıldan itibaren bunların bir ahlaki e, sublimasyona ve ahlaki tinselleşmeye gittiğini görüyoruz. Neden biliyoruz? Hesiodos'ta var adalet tanrısı oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani zaman içerisinde insan evrimi, insan vicdanının evrimi, insan ahlakının evrimi doğal olarak o görünmez güç kavramını da evrimleştiriyor.